Hayatınız film olsaydı nasıl bir sonuna bitmesini isterdiniz? Ben gün içinde birkaç kere bayılıyorum. Sonra dedi ki omuzlarında cin oturmuş. Ve biz bu cini öldürmeliyiz. İncir ağacına bağlanmak, dövülmek, kefenlenmeler ve bunun epilepsi olduğunu kimsenin bilmediği sebebinden ben bu insanların kurbanına dönüştüm. Böyle agresif şekilde bana dedi ki rahatladın mı şimdi öldürdün. Babam ölmüş. Acaba mı dedim, annem doğru mu söylüyor, ben bir baba katili miyim? Ben mi öldürdüm? Belki de ben olmasam sen yaşardın. Yani bu baskıyı bana verdiler. Bu yani böyle söyleyeyim, içine doldurulmuş bir dert kutusu var. O kutuyu verdiler benim elime. İnsanlar insanların hayatlarına niye teşhis koyuyor? Niye insanlar insanların hayatlarına dokunmaya çalışmıyor da bir siyah çizik atıyor? Kederler anlatınca çok sade, çok rahat. Yaşanınca o kadar ağır ki. Gittim, beni aradılar, annen hasta dediler. Daha söylemedim kanser olduğunu. Bilmiyor. Ya şimdi bir de bir korkum var. Geçeceğim içeri, diyecekler ki sen öldürdün. Artık o travma var ya bende. Ya bugün böyle geriye dönüp bakmak istediğimde hiçbir şeyim yok. Çocukluğunda epilepsi olduğunu anlamadan sahte hocaların, büyücülerin eline düşürülen Vasif Can Akifli, içinde cin var denilerek babasının ölümünden sorumlu tutulmuş. Azerbaycan'da yıllarca kimsesiz çocuklar ve çocuk hakları için savaşmış. Şimdi Türkiye'de yaşıyor. Hayatının film olabileceğine inanıyor çünkü... Selam arkadaşlar. Yeni bir Anlatırsam Film Olur programıyla karşınızdayım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bu haftaki konuğumuz Azerbaycan vatandaşı Vasif Can Akifli. Vasif Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum. Programımız hakkında detaylı bilgiye sahipsiniz. Ama önce kısa bir özet geçelim. Her hafta burada hayat film olabilecek kişileri konuk ediyoruz. Ve sürecin sonunda en çok izlenen bir kişinin hayatını film yapmak istiyoruz. Film olan kişiye de ekstradan 20 bin lira ödülümüz var. Sizden istediğimiz tek bir şey var. Bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatmanız. Aksi bir durumda yarışmamızdan diskalifiye olursunuz. Vasif Bey, bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatacağınızı onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. O zaman size birkaç sorum var. Hayatınızın neden film yapılmasını istiyorsunuz? Benim sadece istediğim insanların hayatlarına dokunabilmem. Tabii hayatım net olarak tam bir örnek değil. Belki de negatif örnekler vardır içinde. İnsanların örnek alabileceği detayları insanlara aktarmak. Belki de birçoğumuzun hayatımız birkaç bölümlük filmdir. Benim hayatım kaç bölüme sığar bilmiyorum çünkü birkaç tane cinciyle ve cinle uğraştım. Hayatınız film olsaydı ve siz de X bir kişi olarak o filme gitseydiniz, nasıl bir duyguyla filmden çıkardınız? Duygu karışık olur bence. Bunu burada söylemem, bence hayatımı filme çevirsem bunu X kişiler söyleyebilir. Ben söyleyemem. Kendi hayatımı kendim yorumlasam bence yanlış olur. O zaman diyoruz ki anlatırsam film olur, anlat ki film olsun. Vasif Can Akifli. Mutlu bir ailede doğan bir çocuğum. Bir abim var benden büyük. Çocukluğumun çoğu zamanları sağlık sorunlarıyla geçti. Aslında hikayeye dönüşme sebebi de bu. Bazen cahil kesim diyoruz, bazen eğitimsiz kesim diyoruz. Ben bu cahil kesimin kurbanı oldum. Epilepsi hastalığı oldu bende. Her akrabanın, her komşunun, her insanın ağzından çıkan adreslere gidildi. İncir ağacına bağlanmak, dövülmek, ağlatılmak, kasilhaneler, yıkanmalar, kefenlenmeler... Yani aklınıza gelebilecek en dehşetli şeyleri o yaşımda bana yaşattı. Niye? Ben gün içinde birkaç kere bayılıyorum ve bunun epilepsi olduğunu medikal olarak sağlık açısından kimsenin bilmediği sebebinden ve kimsenin de en acı tarafı bilmek istememesi sebebinden ben bu insanların kurbanına dönüştüm. Üstüne de evde bunu anlamak isteyen bir baba var. Senin peşinden koşturuyor, kim ne derse oraya götürüyor ve bunu kabullenmeyen, hatta senin hastalığından utanan bir anne var. Normalde desem ki ailede eğitimsiz, bilgisiz olan insanlar var, değil. Babam devlet memuru, annem müzik hocası. Yani bildiğiniz ikisi de okumuş, kültürlü, dünya gören insanlar. Yaşımın 14-15'lerinde bir bayılma nöbetleri başladı bende. Bugünkü medikal dille desek epilepsi hastalığı başladı. Ergen dönem bir de, işte herkeste bir farklı bir geçiş dönemi oluyor burada. Bende bayılmalarla başladı. Önce böyle oturduğum yerde düşüyordum. Dengemi kaybetmeden oturduğum yerde hafızamı kaybediyordum, kilitleniyordum. Sonra bu düşmelere dönüştü. Bir akrabamız geldi bize. Her şey oradan başladı. Bu çocukta bir büyü müdür, cin midir, böyle bir şey vardır, niye bir yere göstermiyorsunuz falan. O tabii biz evde o bir yeri bilmiyoruz çünkü hiçbir zaman öyle bir yerler olmadı, görmedik, duymadık. Ve o gece beni bir kadının evine götürdüler. Oturdu böyle, açtı kitabını. Oda karanlık, mumlar yakmış. Babam oturuyor, bir de annemin bir arkadaşı var, kadın o oturuyor. Ve bunun altını çizerek söyleyeceğim, bu dönemlerde ne cincilerde ne doktorlarda annem benim yanımda olmadı. Oturduk böyle, evde kadın çok net hatırlıyorum. O da böyle karanlık, loş ışıklar, mumlar yanıyor.
Kadın baktı, bir bana baktı, bir kitaba baktı. Sonra böyle bir babama baktı. Ben anlamıyorum ne olduğunu. Ama böyle herkes birbirine bakan bir duruma geçtik. Ve sebep yok ortada. Niye bakıştığımızı da bilmiyoruz. Ama kadın böyle bir korku ortamı yaratıyor bize. Ben bugün bunu anlıyorum, psikolojik baskı yaptığını aslında. Ve bu korku ortamını yarattıktan sonra dedi ki, omuzlarında cin oturmuş. Bunu dediğinde ben böyle korktum, omuzuma baktım. Nasıl oluyor yani bu? Nerede oturdu? Cin nedir? Nasıl oluyor bu? Bu nasıl oturabilir? Neyse, bu böyle yapmak lazım, öyle yapmak lazım. Bu duayı okuyacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Çıktık bunun evinden. Bir de gece denize düşen saman çöpünden tutunur niyetiyle geceyle beni almış, fırlamışlar oraya. Oradan çıktık. O gece tanıdık çevre kim varsa, bak bir tane doktor sunan yok hocam. Herkesin sunduğu bir hoca, bir cinci, bir büyücü, bir falcı. Biz o gece 35-40 kapı gezdik. Biri ayağından yatağa bağladı. Biri kırbaçla dövüyor. Biri bağırıyor, beni bağırtıyor. Farklı farklı şeyler, artık sesim battı. Ya düşünün, o kadar bağırttılar ki benim sesim çıkmıyor. Böyle boğazımda ağrılar, artık halim yok, usandım, yoruldum. Bir de tepki veremiyorum. Zaten bünyem zayıftı, hastalıklı bir çocuktum ben. Zaten sağlık sorunları yaşayan biriydim. Ve bu süreç içinde en sonunda bunların böyle bir en bilgilisi varmış. Beni onlara götürdüler. Yine gece. Nefes hadisesi, bunların hepsi gece çağırıyor. Herhalde gece daha psikolojik baskı daha iyi olduğu için, korku daha iyi hissedildiği için. Geldik bunlara, böyle kapıdan girdik, müstakil bir ev. Evin kapısı zaten korkutucu. Ürküyorsun ya, bir de çocuksun yani. Kapıya baktım böyle, nereye geldik dedim acaba. Sonra kız çıktı kapıdan, o yeni inşa edilmiş evden. Bahçenin içinde iki tane ev var. Eski ev, yeni ev. İki katlı yeni ev, bir de eski ev var. Bu meğerse bunun çalışma alanıymış, eski ev olan. Korkutmak için o ev oluyor. Böyle topraktan bir ev, yani inşa edilmiş bir küçük bir şey. İncir ağacı var hemen yanında. Bir de karanlık, yani ışıklandırma öyle ki o taraf karanlık, loş bir ışık var. Kız çıktı kapıya, getirdiniz mi? Böyle şeyle, bir ses tonuyla. Tesettürlü, kapalı bir kız. Arkasından annesi çıktı, yaşlı kadın. Sonra bildim bunun annesi. Merdiveni aşağı iniyordular, annesi merdivenin yarısında düştü yere. Düştü ve böyle yuvarlanarak önümüze geldi. Ben tabii böyle duvara yaslanmış duruyorum. Ne oluyor diye. Beni aldılar hemen odaya. Sanki düşünün, böyle ambulansla acili bir hasta getirirler ya. Ya safra kesesi patlamış, sancısı vardır falan filan ya. İşte bir sorunu var bunun, mermi atmışlar buna. Bu kadın böyle, beni öyle aldılar odaya. Odaya girdik, kadın nasıl kendini dövüyor. Yaşlı kadın bir de. O dövüyor ve bana psikolojik baskı yapıyorlar. Kendini döv, sen de vur, sen de vur. Ama sadece beni aldılar odaya. Birinci günü böyle geçirdik, beni böyle döverek. Kendime şiddet uygulattırarak, benim kendimi kendime şiddet uygulattırıyorlar. Ve biz buradan çıktık, geldik eve. Tabii annem bilgi alıyor bu şeylerde. Soruyor nasıl oldu, ne oldu, niye... Ya ne gitmeyin diyor, ne inanmıyor ve ne de benim yanımda değil. Tamam ya, üç vaka var ortada. İnanmaması, gitmemesi ve benim yanımda olmaması da var ama burada. Sorun bu. Yarın yine gittik. İki gün, üç gün, dördüncü güne geçtik. Kız baktı artık hiçbir şey yapamıyor. Ve her günde paralar veriliyor buna. Kız geldi, çok iyi hatırlıyorum, kapı böyle... Aralı, kapının arasından babam bakıyor içeri. Çıktık dışarı, kızın son teşhisi buydu. Bunun içinde cin var ve biz bu cini öldürmeliyiz. Bu cini öldürmeliyiz dediğinde acaba nasıl öldürecekler? Yaşamadığım kalmadı. Yatağın ayağına bağlayıp kırbaçlayan kim? Farklı farklı demliğin içinde dualar demleyip içiren kim? Allah'tan gıda zehirlemesinden ölmedim ben. Bir sürü kalemlerle yazıyordular falan filan. Akla gelmeyen bin türlü şeyler yaşadım bu süreçlerin içinde. Ve en sonunda bu kızın teşhisi bu oldu. İçinde cin var. Bunu öldürmemiz gerekiyor. Bunu öldürmezsek cin bunu öldürecek. Babam sordu. Kapının arasından bakıyor böyle. Nasıl öldüreceksiniz bunu? Nasıl oluyor bu? Yani bu nasıl olabilir? Kız şey dedi. Kasılhaneye götüreceğiz. Yıkayacağız kasılhanede. Kefenleyeceğiz. Gece sabaha kadar işte ahıtlar söylenecek. Sabah ezanında ezan okunacak. Cuya cenazeymiş gibi davranacağız. Cin bunu görecek ve çıkacak. Oradan geldik. Yarın benim tabii kasılhanede yıkanma törenim olacak. Ona hazırlanıyorlar. 15 yaşındasınız bu. 15 yaşındayım. 16 yaşındayım artık. Ya bu bir yıl içinde zaten bayılmalar falan vardı ve bu süreçler sürüyor. Hocalar, cinciler, işte ne bileyim kimler. Babam geldi yanıma. Biz babamla dışarı çıktık. Hava alacağız. Ben normalde dışarı çıkmıyordum. Bırakmıyordular beni. Akşamlar işte Yasin, USB ile Yasin bağlıyorlar. Müzik hoparlörde okuyor. Ben onunla yatıyorum. Bir kesim şey diyor. Buna işte Allah buna bir şey veriyor. Falcı olacak, büyücü olacak. Büyücüler kendilerince bir kadro yetiştiriyorlar. Evdekilere de böyle bir bilgi veriyorlar. Ve çok korkuyorum. Artık böyle bir titremeler, korkular, ürküler. Odamı boşalttılar. Odama kimseyi bırakmıyorlar. Kadınlar odasına girmesin. Böyle aşırı derecede anlaşılmaz şeyler yaşıyoruz. Neyse babam geldi. Dışarı çıktık. Babamın köyüne gittik. Ve ben ilk defa babamı ağlayan gördüm. Annesinin babasının mezarına gitti. Bunu da söyleyeyim. Bugün babamın ölüm yıl dönümü.
ona denk geldi ondan konuşmam. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Biz geri geldik eve. O gece yine babam geldi yanıma odama. Artık böyle konuştukları nasihata dönüşmüş gibi oldu. Sanki adam hissetmişti vefat edeceğini. Doktora götürürlerse git, senin yaşaman, mutlu olman benim için çok önemli. Ben evin küçüğüm ve babamın çok isteklisiydim. İşte babamın o hali beni çok üzdü. Sabah kalktım, geldim babamdan para istedim. Bana para ver dedim, dışarı çıkacağım. Normalde ben dışarı çıkmıyorum ve çevremde olan tüm insanlar, yani mahallede olan taksiler var ya, onlar bile beni almıyor arabaya. Arabada bayılır, bir şey olur. Herkes benden uzak kaçıyor. Bir de içinde cin var zannediyorlar. Bir de insanlarda artık o korku var. Hocanın biri geliyor, biri gidiyor. Ben bir cincinin evine gidiyorum. Artık insanlar böyle bir algıda. Babam böyle pantolonun cebinden ne kadar parası varsa çıkardı. Ya bu çok dedim, ben bu kadar para istemiyorum, sadece dışarı çıkacağım arkadaşlarımla. Babamın söylediği son cümleyi çok net hatırlıyorum. Bugünden bana para lazım değil dedi. Sen iyi ol, git gez, eğlen falan filan. Ben çıktım evden. Akşama kadar normalde babam beni arardı. Nasılsın, iyi misin, bayıldın mı? Babam o gün beni hiç aramadı. Acaba beni rahat mı bırakıyor diye düşündüm, yoksa bir şey mi oldu diye düşündüm. Ve o süreçte anneannem bizde kalıyordu. Ben akşama doğru, annemin arkadaşının oğlu aradı beni. Sen ne zaman geleceksin dedi eve. Geleceğim dedim birazdan. Otobüs bekliyorum. Sen dedi şey yapsana, bir taksiye binip gelsene. Bir şey mi oldu dedim, yani bir acelesi mi var? Yok dedi, sen biraz çabuk gel eve. Ya ben dedim bir babama sorayım da sonra. Ya babanlar bizde dedi zaten, sen gel rahat. Neyse oturdum otobüse ama böyle içimde bir şey var, korku var. Ne oldu, niye beni böyle acele çağırıyorlar falan. İndim otobüsten, baktım böyle bina gözüküyor, bizim bina. Binanın arkası da önü de arabalar dizilmiş böyle. Ya burada bir terslik var dedim. Bir de herkes karşılıyor beni, önüme geliyorlar. Çocuklar şey dedi, korkma dedi, anneannem vefat etti. Tabii korkma denince daha korkuyor ya insan. Böyle içinde bir şey oluşuyor, ne olmuş acaba, nasıl vefat etti. Bir de çocuğum yani evde cenazeye, görmedim o zamana kadar evde birinin ölmesini falan filan. İnsanlar beni görünce böyle kargaşa daha da büyüdü. Bloğa girdim, herkes bağırıyor, çağırıyor falan filan, eve girdim. O korkudan yine en güvendiğim insan babam ya, babamı arıyorum. Babam nerede, babam nerede? Baktım böyle salona girdim, döndüm, anneannem oturuyor orada. Az önce bana dediler ya korkma. Bu ölmüştü. Nasıl oturuyor burada? Bir de çocuk aklın kaç zamandır cinciler, hocalar, falcılar. Acaba mı dedim. Hakikaten bunların söylediği gibi Allah'ın bana verdiği bir özel güç var. Ben artık ölenleri koltukta oturan görüyorum. Bu süreçte annem girdi içeri. Böyle agresif şekilde bana dedi ki rahatladın mı şimdi, öldürdün. Ha orada anladım ben. Ya orada taş oturdu yerine, babam ölmüş. Ve o gün bitti. Büyücü de bitti. Falcı da bitti. Babamın kalbi dayanmadı buna. Çünkü süre koymuştular ya, yarın bunu yıkayacağız, kasthaneye götüreceğiz, onu yapacağız. Tabii bunun resim olarak bir ispatı yok. Kimseye gidip şikayet edemeyeceksin. Ve benim şikayet edecek bir konumum yok. Yaşım itibariyle, hastalığım itibariyle. Bu süreci çok zor atlattım. Bu sebepten, belki de bu sebepten değil, kendi nasibinden, kendi takdir-i ilahi bunun bu yaşında götürdü. Ama o ölümü senin üstüne yükleyen bir annen. Yani ben o yaşımda babamla beraber çocukluğumu gömdüm. Gömüldü. Ben yıllarca onun mezarına gitmedim. Gittiysem de bir tarafından, bir kenarından böyle sadece baktım. Acaba mı dedim, annem doğru mu söylüyor, ben bir baba katili miyim? Ben mi öldürdüm? Hani küçükken çocuklarla alay ederler ya, sen üvey evlatsın, sen evlatlık aldık, sen dışarıdaydın bulduk ve bunu inanır ağlardık. Herkesin evinde olmuştur bu şakalar. Ben de acaba hakikaten ben mi öldürdüm psikolojisiyle annemle aramda olan tüm bağlarım kırıldı. Adamın kalbi durdu, adam kalp krizi geçirdi, adam senin yüzünden öldü. Sürekli ben bu baskıyı duydum ondan sonra. Ve çok uzun yıllarım böyle geçti. Ta ki kendimi anlayıp kendimi bildikten sonraki, aslında bir insan bir insanı öldüremez. Bir insan Allah değil, bir insan şeytan değil, bir insan melek değil. Bir insanın böyle bir, ha tamam katil olursun, birine karşı bir şiddet yaparsın, birini bilinçli şekilde öldürür ama oturup da böyle o ölsün istediğinde biri söylüyorsa dünyanın yarısı ölürdü. Bu kadar insanlara nefret eden insanlar vardır. Ondan sonraki süreç artık annem ve belirli bir kesim. Bunun içinde tabii akrabalar da var, bunun içinde komşular da var. Ya artık insanlardan bir kopukluk oldu bende. Bir utanç başladı bende. Emin oldum, kabullendim çünkü bunu. Evet ben öldürmüşüm diye. Baba katiliyim diye. Hatta mezarına gittiğinde bile böyle ayak ucunda bir tarafında durar bakardım sadece. Özür dilediğim bile oldu. Düşünebiliyor musunuz? Yani mezarına gidip ağlayıp özür bile diledim. Sen benim yüzümden gittin. Belki de ben olmasam sen yaşardın. Yani bu baskıyı bana verdiler. Bu, yani böyle söyleyeyim, içine doldurulmuş bir dert kutusu var. O kutuyu verdiler benim elime ve kimse arkamda durmadı. Kimse beni desteklemedi ve annemle ilişkim koptu, tamamen koptu. Sadece iki insan gibi varız. Bu süreçten sonra artık bu epilepsi teşhisi kondu nihayet.
doktorlar tarafından ve benim suçlu olmadığımı söylediler. Yani bu bunun elinde olan bir şey değil, bu fiziksel bir şey, sağlıksal bir şey. Bu çocuğu bu kadar suçlayıp üstüne gitmeyin. Belki de bilirsiniz. Epilepsilerin böyle bir sorunu vardır. İster kız olsun ister erkek, evlendirelim geçer. Sonra da onun kurbanı oldum. Evlendirildim. Annemin tarafından oldu bu. Ama yine de topluma kendisi istiyor, kendisi istedi lanse edildi. Çünkü annem o sorumluluğu almak istemiyordu. Tamam bunu da yaşadık, bunu da geçtik. Evlendim, boşandım. Bu süreci de atlattım. Benim aslında film olsun dediğim hikayeden çok örnek olsun demek istediğim bir şey bu. Anneler babalar evlatlarını nasıl olmalarından, hangi hastalığı taşıdıklarından, hangi eğitim aldıklarından veya eğitim alamadıklarından, zihinsel, fiziksel, her türlü durumlarında destek olmalı ve sahiplenmeliler. Çünkü biz hiçbirimiz dilekçe yazıp bu dünyaya gelmediniz. Bizi bu dünyaya getirdiler ve bunun sorumluluğunu taşımak zorundalar. Ve yıllar geçtikten sonra, ben kendi ayaklarımı yere bastıktan sonra, bilincim oturduktan sonra ben anneme artık bunu söylemeye başladım. Ben bu dünyaya kendim gelmedim. Beni sen getirdin, siz getirdiniz ve siz de bana sahiplenmeliydiniz. Tabii sahiplenme konusu artık bitti, çocukluk gitti benim. Gömdüler babamla beraber. Onun travmasını, benim her zaman dediğim bir şey vardır. Keder anlatınca rahattır, yaşanınca çok zordur. Çok rahat anlatırsın ve kimse kimsenin hayatını eleştiremez. Ben bu konuyu dayıma da anlatsam, amcama da anlatsam, abime de anlatsam, size de anlatsam, sokaktan giden hiç tanımadığım birisine de anlatsam, herkes kendi bakış açısından, kendi algıladığı tarzda bana cevap verecek. Çünkü kimse bu olayı yaşamıyor. Yaşayan sensin. Sensin ve bu durumdan çıkmak zorunda kalan da sensin. Ve ne oluyor? Artık insanlara bir şey anlatmaktan vazgeçiyorsun. Artık ben kendimi anladıktan sonra, vicdan azabımdan kendimi kurtardıktan sonra sürekli babamın mezarına gitmeye başladım. Bir nevi rahatlık buluyordum orada. Neredeyse haftada bir gidiyordum desem yalan olmaz. Ben otizm eğitici eğitmeniyim. Çocuklar zaten samimi sevgiyi hissederler. Yani bir sevgi varsa orada şartsız, koşulsuz o sevgiye giderler. Ben babamı öyle şartsız sevdim. Çünkü o sevgiyi aldım ondan. Anneme bir gün bunu ifade ettim. Ben dedim senden o sevgiyi almadım, senden o desteği almadım. Böyle yıllarımız böyle geçti. Geçen yılların içinde geçmeyen bir şey vardı. Benim çocukluğum. Yaşamadığım çocukluğum. Ve kimse bunu anlamadı. Kimse bunu anlamak istemedi. Bugün 31 yaşım var. Bazen abimle sohbet ediyoruz. Diyorum ki ben sizden sadece sevgi istiyorum. Ya alemden kalan tek abim var. İlk de var güvendiğim, sığındığım bir liman var. Ben bugün bile babamı kaybettiğim günden beri abime baba diyorum. Her aradığında efendim baba. O boşluğu onunla doldurmaya çalışıyorum. İnsanın maddi destekten çok, paradan çok, eğitimden çok, evden çok, arabadan çok, her şeyden çok ihtiyacı olan nedir? Sevgidir. Sizin bu kulise girdiğimde bile sizin bir güler yüzünüzü bekliyorum. Bana hep derler ki, çok güzel gülüyorsun, hep gülüyorsun. Nasıl oluyor hep gülüyorsun? Anlatamıyorsun burada hep ağladığını. Ağlıyorsun sen sürekli burada. Böyle felsefi cümleleri biz düşünüyoruz ki sadece bir durum güncellemesi için yazmışlar. Öyle değil. Değil öyle. Az önce de size söyledim. Kederler anlatınca çok sade, çok rahat. Yaşanınca o kadar ağır ki, o kadar acı ki içinden çıkamıyorsun. Bazen kendi kendime diyorum ki bu dünyaya ben mi fazla geldim sadece? Ne yaptım ben? O yaşımda bu kadar şeyleri yaşayacak ne yaptım? Emin olun şimdi izleyenlerden tanıdık, bildik, akraba veya bugün iletişimim kopuk. Ben bugün teyzemle bile konuşmuyorum. Ya annemin kız kardeşiyle konuşmuyorum. O bile bir soru işareti altında. Ne oldu? Niye bizi sildi gitti? Niye hiç kimseyle konuşmuyor bu? Çünkü anlatmak istesem de anlamayacaklar. Anlamak istemeyecekler senin neler yaşadığını, nelerden geçtiğini. Herkesin düşündüğü bir şey var. Yaşıyorsun, çalışıyorsun, işin var, paran var. Ne istiyorsun artık? Bundan fazla ne isteyeceksin? Ya duygular fiziki değil. Bu fizyoloji bir olay değil. Sen benim kolumu tut, bir yerde oturt, bunu sen kontrol et. Yapamazsın. Duygusal. Duygular psikolojiktir. Bakın ne kadar geçmişteki travmalarım var ki bir çocuklar oynayan parkın yanından geçiyorum. Bir çocuk böyle çağırıyor. Anne, anne ben düştüm diyecek veya bir şey isteyecek. Onu bile ağlıyorum hocam. Ya belirsiz şekilde komedi filminin içinde ağlanacak kare buluyorum ben. Bunun sebebi kim? Ben değilim. Beni bu hale getirenler. Şikayetçi değilim. Elim yerinde, ayağım yerinde, gözüm yerinde, eğitimim yerinde, kendi hayatımı kurabilecek derecede birisiyim ki bugün mesela. Ülke değişmiş birisiyim. Ne kadar yakın olsa da iki devlet, bir millet, sınırlarımız bir, milletimiz bir, kültürümüz, dinimiz, inancımız, her şeyimiz bir olabilir. Ben bugün eskide bir hayat bıraktım geldim. Televizyonda oldum. Ortalama 7 yıldır ben televizyondayım. Haber spikerliğinden tut, sağlık programından tut. 5 yıla yakın az önce de söyledim. Esirgeme Kurumu, Mağdur Çocukların Rehabilitasyon Merkezi'nin rehberliğini yaptım. Hep böyle göz önünde bulundum. Annemi kaybeden gün anladım ki ben aslında kendim anneme ispatlıyormuşum. Bunu da altını çizeceğim. Ben programda çocuk hakları savunuyorum.
Ben programda çocuk psikolojisinden konuşuyorum. Ben mağdur bir çocuğun annesine sesleniyorum programda. Ezmeyin, dövmeyin, tecavüz etmeyin. Mahkemelerde, kapılarda kalıyorum. Bir çocuğun hakkını korumak için. Gecem yok, gündüzüm yok. Benim annem oturmuş evde diyor ki, kendi çevresine, kendi toplumuna. Yok, sorun benim oğlum da o yüzden boşandı. Sorun benim oğlum da o yüzden bunları yaşadı. Onun psikolojik sorunu var. Ya bu teşhisten artık vazgeçin. İnsanlar insanların hayatlarına niye teşhis koyuyor? Niye insanlar insanların hayatlarına dokunmaya çalışmıyor da bir siyah çizgi atıyor? Farkında olmadan. Bilinçli veya bilinçsiz bu fark etmez. Sonuçta bu çizgi atılıyor mu hocam? Sen bu yaranın altında kalıyor musun? Kalıyorsun. Bir başıma gelen şeyi size misal getireceğim. Bir programın birinde sunucu bana dedi ki, zor olmuyor mu size bu yaşınızda? 25 yaşım vardı ben rehabilitasyon merkezinde çalıştığımda, başladığımda. Bu kadar çocuğun sorumluluğu, gece gündüz programlar, mahkemeler, koşturmalar, bir de dediğim gibi anlatınca kolay geliyor. Düşünsenize 3 yaşında bir çocuğun kendi babası tarafından tecavüze uğruyor ve sen bunun adli sürecini baştan sona kadar sen yürütüyorsun. Ve onların o süreçlerini ben takip etmek zorundaydım. Onların haklarını ben koruyorum ve o rehabilitasyon merkezinde yaşıyor çocuklar. Zor. Ve çok zor, psikolojik olarak çok zor. Ben şeker hastalığı oldum. Stresler üst üste, üst üste. Ya evime gidip kapıyı açıp eve giremediğimi hatırlıyorum. Arabada oturup saatlerce ağladığımı hatırlıyorum. Dediğim gibi trajedik olaylar gördüm. Adli işlemler gördüm, süreçler gördüm. O çocukların hayatları. Ama yine onların içinde olma sebebim neydi? Yaşamadığım çocukluğum. Benim o çocukluğumda bana destek olunmadı ya, ailem tarafından, annem tarafından. Onların buna ve neye ihtiyacı olduklarını çok iyi biliyordum. Ben o programda istemsizce cevap verdim ki, bugün olduğum konumu, bugün bulunduğum yeri hepsini anneme borçluyum. Ve herkes düşündü ki, tabii beni tanımayan, ben ilk defa bu arada hayatımı anlatıyorum. Ya yıllardır bakın aynı camiada, televizyonda, kamera önünde olsam bile nasip bugünmüş. Demek ki ben bugün anlamışım her şeyi. Veya bugün artık barışmışım. Geçmişimle, yaşadıklarımla. Çünkü bana o kadar utanç verici şeyler yaşattılar ki, utandırdılar ki beni hastalığımdan dolayı, yaşadığım durumlardan dolayı. Ben sürekli bir kargaşaya girdim. Kendimi ispat etmek ve artık kendime dur dediğim için belki bugün bu hayatımı anlatıyorum size. Teşekkür ederim buna alan yarattığınız için. Ve insanlar tabii bilmiyor senin hayatını. Herkes seni böyle sosyal medyadan, televizyondan giyinmiş, konuşan, süslü, püslü, işte hayatını yaşayan birisi gibi tanıyor. Mutlu, huzurlu. Bu arada Azerbaycan'da tanınan birisisiniz herhalde. Ya bunu ben söyleyemem. Tanınan biri miyim, değil miyim? Ama 7 yıldır, tam olarak 7 yıldır kamera önündeyim. Mutlu olduğum bir tarafı var ki, Azerbaycan'da çocuk hakları dendiğinde bugün bile sosyal medyada benim adım işaretliyorlar. Ülkede değil, ona başvuru yapabilirdik. Birçok çocukların hayatına dokunmaya çalıştım. Bugün de kendimden çok onları özlüyorum. Nasıllar, nasıl büyüyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Bu tamam ayrı bir konu. Hem yani burada işten çok artık bir insanın böyle derisini öpüyor ya, yaptığı iş, mesleği derisini öpüyor. O bende öyle bir algı yaratmış. Çünkü benimle aynı kaderi paylaşan çocuklarla çalışıyordum ben. Onların ne istediğini biliyordum. Ve bir gün birbirimize konuşmaya, anlatmaya, açılmak istedik. Ama tabii yine annemin dönüp dolandığı yer, senin yüzünden baban öldü, sen sürekli hasta oldun, sen sürekli böyle baskı altında tutmalar beni. Yıllar sonra da. Bir gün anneme dedim ki, bak gün gelecek, ben hasta olan evladın, sen hasta kadına bakacak. Bu hayat zaten dönüyor. Biz bir yerde duramıyoruz. Belki de ben de öleceğim, senden önce öleceğim, belli olmaz. Ve zaman içinde annemle kopukluklarımız uzadı. Artık böyle görüşmemeler, konuşmamalar. Ve bu kopukluklar uzandıkça ben annemle tamamen böyle koptum ve bir dönem tam küs kaldık. Hiç konuşmadık. Hatta hatırlıyorum, bir gün beni aradı. O kadar öfkeliydim ki telefonu açtım. Buyurun dedim. Böyle ismimle seslendi. Vasf, nasılsın? Yanlış numara hanımefendi dedim. Dur dedi, bir şey diyeceğim. Pardon dedim, yanlış numara aradım. Ha, bunun altını çizeyim. Bugün o yanlış numaranın araması için burnumun ucu tütüyor. Arasaydı keşke diye. Ama belki de yarım kalan hesaplarımdan dolayıdır bu. Belki de ona sormak istediğim çok şeyler vardı. Beni aradılar. Annen hasta dediler. Gelir misin dediler. Bilmiyorum, belki de yanlış yaptım. Ben böyle ideal bir insanım diyemem hayatta. Gitmedim. Benim annem babamla beraber öldü. Artık öyle bir öfkeye bürünmüştüm. Artık böyle ölümünü mü istiyordum, istemiyordum. Kötü gününü mü istiyordum. Ben bunu hiç kimseye istemem. Hiç kimseye, hayatını kimsesiz çocuklara harcayan birisi, adayan birisi birisine kötülük isteyebilir mi? Hiçbir zaman kimsenin kötülüğünü istemedim. Bu süreç biraz sürdü. Sonra abim geldi. İşte bana dedi ki, gidelim, bir yer var, oraya gideceğiz. Aldı beni, arabada oturduk, böyle gidiyoruz. Sokağa döndüğünü anladım, eve götürdü. Bak dedim, abim, sana baba diyorum. Lafını asla iki etmedim, etmem de. Ama ben onunla yüz yüze gelmeyeceğim. Ya artık yoruldum, savaşamıyorum. Ne onu anlatamıyorum, ne o anlamıyor.
Anne evlat olabiliriz. Neyse geldik eve. Yatıyor koltukta. Ben koridordayım. Anneannem geldi. Lütfen geç içeri. Geçmedi. Abim geldi. Geçmeyeceğim dedi. Ya şimdi bir korkum var. Geçeceğim içeri. Diyecekler ki sen öldürdün. Artık o travma var ya bende. Yine gittim. Görüşmedim. Çektim gittim. Programdan çıktım. Canlı yayından çıkıyorum. Akşam saatlerine doğru böyle 6-7. Abim aradı. Böyle böyle teşhis var dedi. İşte tomografi yaptırdık. Kemiklerinde lekeler gözüktü. Doktorlar tam anlayamadılar. Belki sen doktora götüresin. Sağlık alanındasın işte, etrafında doktorlar var falan filan. Daha iyi bilgi alırsın. Ya kanser şüphesi de dediğinde, kanser nedir? İlk duyduğumuz ne oluyor? Kanseri yenecek biri olsa bile hemen aklımızda o insanı kaybedeceğimizi düşünüyoruz. Ha, burada bitti dedim her şey. Demek savaşın sonuna geldik. Ve ben eve bile gitmeden, bakın yolda, arabayı döndüm çıktım otobana. Annem yaşadığı ilçeye gidiyorum. Ama o yol boyu en yakın samimi arkadaşlarım ki var, 2-3 kişi. Onları arıyorum ve nasıl ağlıyorum. Haberiniz var mı annem kanser? Daha teşhisin şüphesi var. Beni sakinleştirdiler, arkamdan geldiler onlar da. Geldim eve, vardım. Sabah saat 9'a randevu aldım hastaneden teşhis için. Doktora götüreceğim, test yapılacak. Böyle demir destekleyiciyle yürüyor. Yürümesini kaybediyor yavaş yavaş. Çanak kırılmış, haberimiz yok. Kemik kanseriymiş 25 yıldır. Neyse arabayı hazırladım. Uzandı, battaniye falan örttüm üstünü falan. Geldik sabah saat tam 9'da hastanenin önündeyiz. Getirdik sedye medye, içeri aldık. Doktor dedi ki biyopsi yapmak zorundayım. Ve şimdiden söyleyeyim, biyopsi yaptıktan sonra bu az kendi yürümesinin az yürümesini bile kaybedebilir. Çünkü bir agresifleşme oluyor metastazda. Ve ikimiziz artık. Düşünsenize, hayatının en kritik kararlarının, en böyle zor zamanının, alacağı en net cevapların zamanında ben koridorda onu sürüyorum. Döndü dolandı. Bana yaşatılan o kadar şeylerin içinden sonra tüm hayatı bir sedyeye ve o sedye benim elime geçti. Nasıl bir duygu biliyor musunuz? Hem acı var, hem utanç var, hem korku var. Ne kadar bağın kopuk olsa bile kaybetmemek istiyorsun. Sonuçta bir annem var diye biliyorsun. Ya insanın her zaman bir büyüye ihtiyacı var. Bir aileye ihtiyacı var, bir sevgiye ihtiyacı var. Ve sen o sevgini bitiş yolunda sen sürüyorsun. Biyopsi yapıldı. Her şey okeyledik. Tabii abimi aradım. Böyle böyle bir sorun var dedim. İşte biyopsi yapılsa yürümesini kaybedebilir falan. Abim verdiği bir cevap vardı. Bana negatif hiçbir şey söyleme. Onu da anlıyorum. Son yıllarda hayatımdan çok negatif şeyler geçti. Çok yakın arkadaşını kaybetti. İşte zor zamanlar oldu ve yıllarca bu birkaç aileye çalışıp destek olan abimdi. Hala da böyle devam ediyor. Sadece dedi bana ne kadar para lazımsa onu söyle ve kartını gönder. Oradaki telefon elimde, koridorda düşündüm ki yine hayat bana kaldı. Yine savaşa ben gireceğim. Girdik, annem tabii biyopsi için anestezi yapmışlar. Yatıyor böyle. Ve benim annemle resmim yok. Çok az resimlerim var benim. Babam öldükten sonra zaten tüm çocukluk resimlerimi yaktım. İstemsizce. Yani bugün böyle geriye dönüp bakmak istediğim hiçbir şeyim yok. Belki de bugün o yüzden ben bir günde 10 tane fotoğraf çekiniyorum. Bir korku oluştu bende. Ve istemsizce telefon elimde sürekli bu prosesleri çekiyorum hastanede. Biyopsi oluyor, iğne yapılıyor, bir şey oluyor. Sürekli onun resimlerini çekiyorum. Ya, hala duruyor o bende. O flash bellek hala bende ama risk edip onu açıp bakamıyorum hala. Biyopsi yapıldı, gittik eve. Sabah yine doktora gideceğiz. Doktorun yanına gideceğiz, birkaç işlem daha yapacak. Kemik güçlendirici, iğneler falan yapacak. Geldim böyle, anne dedim kalkar mısın? Gideceğiz doktoru, uyandırıyorum. Kalkayım da dedi, ben belden aşağı hissetmiyorum. Doktorun dün söylediği bugün artık oldu. Yürümesini kaybetti. Kaldım böyle. Hastaneyi aradım, ambulans dedim. Bunun olduğu bölümden. Ambulans geldi. Bir de annemde böyle panik atak vardı. Korku vardı, doktor korkusu vardı. Hastalık korkusu, ölüm korkusu vardı. Yani düşün, mezarlığa gittiğinde bile, kasilhanenin yanından geçtiğinde yüzünü böyle çeviriyordu. Yani bir şiddetli derecede ölüm korkusu vardı kadının. Tabut gördüğünde korkuyordu. Kim olursa olsun kendi abisinin
cenazesinde bile cenazeye yaklaşmadı. Çünkü o cenaze korkusu vardı onda. Ve bu korku da bunu panik atağa çevirdi. Bir bağırıyor, bir çığlıklar atıyor. Bunu sedyeye aldılar, ambulansa koydular. Onların bile video görüntüleri var. Ambulans önde gidiyor. Işıkları yanıyor, işte sesi geliyor, kornasını basıyor. Ben telefon elimde çekiyorum bunu. Ve niye çekiyorum hala anlamadım. Bugün bile açıp bakamıyorum onlara. Daha söylemedim kanser olduğunu. Bilmiyor. Dediğim gibi linç yiyeceğim biliyorum. Eleştiri de yiyeceğim biliyorum. Hatta bunu kendi tanıdıklarım tarafında. Bir kere kimsenin benim hayatımı eleştirmeye hakkı yok. Bunları ben yaşadım. Değil benim, kimsenin hayatını kimsenin eleştirmeye hakkı yok. Kimse bu duyguları benimle beraber yaşamadı. Kimse ben dört duvarın içinde, ben iki defa intihar etmek istedim. Girişiminde bulundum. O girişimlerin hiçbirinde kimse benim elimden o ilaçlar almadı. Hayır, yaşamaya değer demedi. O yüzden kimse beni eleştirmesin. Eleştirecekse de kendi hayatını göz önünde bulundursun. Kendi yaşadıklarını göz önünde bulundursun. Kimse yarın ne yaşayacağından emin değil. Az önce de dedim, kimseye kötü bir şey dilemiyorum. Ama kimse de garantili değil neler yaşayacağını. Çıktık, anneme eve bıraktım, sonra eşyalarını alacağım. Aşağıdan çantası var, sedyesi var falan filan. Yıllar önce annemin bana dediğini asansörde teyzem bana dedi. Sen bunu dedi yürüyerek götürdün, şimdi yürümeden getirdin. Pardon dedim, şimdi de sen başla. Ablam bitirdi babamı, o konuyu kapattık. Şimdi de sen ablan konusunu başla, bunu da ben öldüreceğim. Daha ölmedi ama şimdiden ben söyleyeyim, senaryoyu vereyim size. Yaşadığım bir şey yani. Bana yabancı değil bu senaryo. Ben yıllarla bu ittihamla yaşadım. Ya biliyor musunuz, bazen böyle burasına kadar insan tıkanıyor. Bir yeter, salın beni diyorsun. Yine iş tabii bana kaldı. İşte abimle konuştuk, anlaştık, nasıl yapalım, neyi, nereden başlayalım. Bu süreçte de annem bilmiyor kanser olduğunu. İşte sorunlarım var, kemiğinde bir sorun var. Düzelecek, tedavi olacaksın, hallolacak. Ya ben sürekli kandırıyorum. Ağrılar şiddetlenmeye başlıyor. Evde anneannem var. Hasta yatıyor. Anneannem zaten hayattan artık, yani o yaşayan zaten bir ölüydü, biblo gibi bir şeydi. İki evladını, iki torununu toprağa vermişti. Çok sevdiği kardeşini toprağa vermişti. Kadın bir de yaşlı olunca nasıl oluyor? Psikolojik olarak artık, yani ben niye yaşıyorum sorununa geliyor. Ve kadın sanki böyle yaşadığını tanıyordu. Anneannem koltukta oturuyor. Annem yatakta yatıyor, hasta yatağı. Evde bir yoğun bakım ünitesi kurdum. Makinelere kadar. Parmağında saturasyonunu bakmak için olan alet, tansiyon aleti, her şeyine ben koşuyorum. Koltukta anneannem oturuyor, yatakta annem yatıyor. Annemin yemeğini yediriyorum, anneannemin çayını veriyorum. Bunu da söyleyeyim, biraz da komik gelecek. Bir gün böyle ikisinin de yemeğini verdim, çayını verdim, geçtim mutfağa elimdeki kirleri koymak için. Annem anneanneme diyor ki, canım bir şey istiyor mu, pişirsin. Böyle geri geldim istemsizce. Kafamı böyle odaya böyle soktum, pardon dedim. Siparişiniz var mıydı? Ya rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bakın ben bunu isteyerek yaptım. Ya çok özür dilerim. Altına kadar temizledim. Doktor 3 ay söylemiş. Ya bunu Allah'tan başka kimse bilemez. 9 ay yaşadı. Hatta diyordum ki, ya insanız diyordum. Öleceğiz, bir elimizi açalım, dua edelim bu dünyada rahat gitmek için falan. Ben bir şey yapmadım ki diyor bu dünyada. Kime kötülük yaptım ki? Halbuki en büyük kötülük yaptığı insan ona yemek veriyor. Her şeyini yaptım. Helal olsun. Vasiyetiydi. Beni sen yıka. Kasilhaneden korktuğu için. Benim yakınımda olan insanlardan çoğusu vardı ki, niye böyle kendine heba ediyorsun diyordular. Niye bu fedakarlık, neyin? Vermediği sevgiyi ona vererek göstermek istiyordum ki, aslında sevmek çok kolay bir şey. Zor olan kötülük yapma. Ben herkesi seviyorum. Bu benden hiçbir şey eksiltmiyor. Sevmediğim bir şey olursa o durumdan uzaklaşırım. Ama ben senin evladındım. Vefat ettim. Kasilhaneye götürdük. Bakın normalde, şimdi siz bana getirin bir ağırlık verin, ameliyatımdan, sağlık sorunlarından sonraki süreç için. Ben o ağırlığı kaldıramayacağım, zorlanacağım, sizden yardım isteyeceğim. Ama Allah bana öyle bir güç vermişti ki, kasılhanede onu yalnız kaldırıp koydum o yıkama taşının üstüne. Defin oldu. Ben hala böyle olayın şeyindeyim, şokundayım yani, bitti şeyindeyim. Baktım o bastırılmış duygular var ya, babam da bunu bana yaşatmıştılar. Zira defnettiğim kadın yaşatmıştı bunu, annem yaşatmıştı bana bunu. Ağlama, sen öldürdün. Gitme mezarına, sen öldürdün. Senin yüzünden oldu. Hepsi bastırılmış duygulardı içimde. O travmalar, bastırılmış duygular. Baktım böyle içimde bir şey var. Öfke var. Ama neyin öfkesi anlayamıyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Şu anda bile titriyorum onu hatırladığımda. Oturdum arabaya, çıktım yola. Otoban böyle yolunda, arabayı durdurdum, dizlerimin üstüne oturdum. Aylardır, yıllardır içimde biriken ne varsa bağıra bağıra ağlıyorum. Yoldan geçenler, kornaya basan kim, arabayı durdur, ama
Öyle bağırıyorum ki arkamda toplanan insanlar korkusundan yaklaşamıyor. Patlama vermesi gerekiyordu. Defin işlemleri bitti. Ben tabii döndüm yine işime, hayatıma. Kozmetik şirket vardı. Rusya'dan o ürünü Azerbaycan'a getirmişlerdi. Ben onların marka yüzüydüm. Önceden anlaşmasını yapmıştım. O kozmetik şirketle ta Rusya'ya kadar beraber gitmiştik o şirketle. Beni sima olarak, yüz olarak götürmüşler marka yüz olarak. Azerbaycan'daki marka yüzümüz bu olacak. İşte ürünün distribütörlüğünü açıyorlar. Ve biz anlaşmayı annemin hasta yattığı dönemlerde artık yapmıştık. Sektördesiniz biliyorsunuz, imza attın, çekim tarihi falan. Sen bunu değişemezsin. Ve ben annemin defninden sonra o fotoğraf çekimlerine, katalog çekimine girmek zorundaydım. Bu fotoğraflar güncel olarak yayımlandı. Bu istediği zaman da yayımlayabilir. Ben ona diyemem. Benim annem yeni vefat etti geçen hafta. Bu hafta bunu yayımlama. Bir sürü eleştiri geldi. Geçen hafta annesi vefat etti. Bugün gülüyor, fotoğraf çekiliyor. Bugün onu yapıyor. Dışarıdan insanların hayatına çomak sokmak o kadar kolay ki. İnsanların yapabildiği en mükemmel şey eleştirmek. Her konuda fark etmez. İster televizyonda gördüğümüz olsun, ister radyoda duyduğumuz olsun, ister sokakta gördüğümüz olsun eleştireceğiz. Ben bunu film olsun diye konuşmuyorum. Bir yarışma amacıyla da konuşmuyorum. Benim yaşadığım acılar bir yarışmaya, bir serüvene sokacak kadar rahat bir şey değil benim için. Benim anlatmak istediklerim, bugün anlatmaya kabul ettiğim durumlarım aslında annelerin, babaların, başta da söylediğim gibi evlatlarına sebepsiz, zamansız, koşulsuz, şartsız o sevgiyi esirgememeleri. Ben bunu istiyorum. Bu dünya sevgi üstünde dönüyor. Sevgi varsa her şey var. Ya ben yıllarca annemin sayesinde, yaşamadığım çocukluğum sayesinde, aldığım travmaların sayesinde yıllarımı kimsesiz, atılmış, mağdur, kurban çocuklara harcadım. Helaller olsun. Bugün olsa bugün de harcarım. Bugün en çok özlediğim onlardır. Yaptığım işi de bu yüzden yapıyorum. Mesleğim de bu yüzden. Aldığım eğitim de bu yüzden. Ha, nefret mi? Bazen insanlar soruyor, annene nefret ediyor musun? Nefret bir duygudur hocam. Ben bu duyguyu kimseye beslemem. Değil annem, değil tanıdığım, değil tanımadığım. Hani bir açsın ya sen. İnsanın bir şeye ihtiyacı olduğunu biliyorlar. Ve onu oradan vuruyorlar. Oradan kullanarak gidiyorlar. Tarih boyu bu böyle, yıllardır, asırlardır. İşte bunu, bu yüzden devrilen hakimiyet diyelim, bu yüzden devrilen sultanlıklar diyelim. İnsanların zayıf yerlerini göstermeyeceksin oğlum. Belli etmeyeceksin ne, zaafın nedir diye. Benim yanlışım buydu. Ben sevgi açayım diyerek gezdiğim için herkes beni oradan vurdu. Ya annemle yaşıt kadınlar oldu. Beraber çalıştık, beraber ekmek yedik, beraber yol çıktık. Benden büyük oğlu kızı var. Ben senin annenim dedi. En sonunda geldi dedi ki, benle yatacaksın. Kısaca böyle geçeyim, artık insanlara güvenimi tamamen oralarda bıraktım. Bugün öyle bir travma oluştu ki bende. Birisi bana yazıyor ya. Yani televizyonda görüyor, programdasın, konuşuyorsun, bir şey anlatıyorsun. Hoşuna gitmiş, konuşman mı, diksiyonun mu, tarzın mı, sunduğun bölüm mü, konu mu? Yazıyor ki, hocam çok değerlisiniz bizim için falan filan. DM'ye gelen bir mesaj. Artık bende bir travma var. Acaba yatmak mı istiyor? İnsanı, bir insan ne kadar seks objesi gibi gözükebilir? Sana ne kadar cinsel bir obje gibi bakabilirler? Erkeği olsun, kadın olsun fark etmiyor. Bana kaç kere sordular, Türkiye'de niye televizyona gitmiyorsun? Ben burada eğitim alıyorum. Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi okuyorum. Otizm eğitici eğitmeniyim. Kendi hayatımı sıfırdan konumlandırmış biriyim şu anda burada. Tamam, benim bir televizyon özgeçmişim olabilir. Kameraya hakim olabilirim, stüdyoya hakim olabilirim. Denedim. Yine de bana obje gibi bakan insanlar yüzünden ben sektörden bile kaçtım. Ya gider başka bir iş yaparım ama gururumu, vicdanımı asla kimseye vermem. Çok gördüm bunları. Çok yaşadım. Daha farklı bir vasıf Akif'li, daha farklı bir hayat, daha farklı bir dünya var benim için. Belki de anlattıklarım bazılarında gıcık, bazılarında tepki, bazılarında bir duygu tarafına dokunacak. Ben asla ve asla bu koltuğa acıtasyon için gelmedim. Bu koltukta oturayım, insanlar bana acısın, insanları kendim acıttırmak istesem zaten zamanında acınılacak bir durumdaydım ben. Kendi sevdiklerim tarafından o konuma koyulmuştum. Mücadele ettim, savaştım. Bir de bir şey var ya böyle, herkes diyor sen güçlüsün. Herkes senin her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Sen güçlüsün diye diye ne kalbimizde sağlık ne sırtımızda yer bıraktılar. Sırtımızı bıçaklaya bıçaklaya kalbimizi kıra kıra bitirdiler. Ya kimse güçlü değil. Herkes bir şeyden güç alır bu hayatta. Ben neden alacaktım? Sahipsiz bir olarak gittim, sahipsiz çocuklara sarıldım. Ha şimdi abime bile söylüyorum. Bana herhangi bir lüks sunma. Ya tamam, hayatta tek varlığım, alemden yadigar kalanım abim. İyi ki var. Baba diyebileceğim birisi, güvendiğim birisi, dünyanın neresinde olursam olayım onu arkamda hissettiğim birisi. Çok güzel bir duygu bu. Senin arkanda seni seven, kollayan, koruyan,
her türlü durumda seni sahiplenen birisi var. Bak abim de bana hep sürekli dediği bir şey var. Ya oğlum büyüdün artık, yeter. Tamam ama ben seninle aynı konumda büyümedim. Seninle aynı şartlarda, aynı koşullarda büyümedim ve kimse benimle o duygularla büyümedi. Ben hep diyorum, duygu fiziksel değil. Onu kırıp, büküp bir yere koyamazsın. Benim demek istediğim şey şu ki, anneler, babalar, abiler, kardeşler şartsız koşulsuz sevin. Ha, kaçtığım insanlar var. İnsanlar var, olaylar var az önce söylediğim gibi. Annem yaşında kadınların bana ulaşmak için yaptıkları oyunlar, çirkeflikler, çok kirli şeyler, aklınıza bile gelmeyecek şeyler var ki. O insanlardan kaçtım. Bugün de söylüyorum, cenazesi gözümün önünden gitse bile affetmeyeceğim insanlar var. Çünkü yaşadığım o kadar ağır şeylerin üstüne bir ağırlıkta onlar koydular. Artık geçmişe dönük yaşamıyorum, ileriye doğru bakıyorum. Sadece insanların ihtiyacı olan bir şey var, sevgi. Kesinlikle. Bu. Benim anlatmak istediğim aslında bu kadar film mi sayıyorsunuz, hikaye mi sayıyorsunuz, siz ne gibi görürseniz görün. Zaten programımızın amacı bu. İnsanlara bir ışık olması, bir vesile olması. Hani sizi ağırlamamızın da en büyük sebeplerinden bir tanesi, hikayenizi okuduktan sonra Vasif Bey'i ağırlayalım ki en azından insanlar da bir ışık olsun, topluma bir faydamız olsundu. Çok memnun olduk. Peki bundan sonraki hayatınızdaki hedefiniz nedir? Şu an Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Ne kadardır Türkiye'desiniz? Bu arada Türkçeniz çok düzgün. Kısaca bir özet geçelim buraları. Çok teşekkür ederim. Türkçem düzgün söylüyorsunuz. Bunu herkes söylüyor. Gittiğim bir ülkenin her şeyden önce toplumunu, mutfağını, dilini, dinini, her şeyini öğrenmeli ve ona saygı göstermelisin. O toplumda yaşamaya kararı aldıysan. Yıllardır Türkiye'de gelip gidiyorum. Eğitimlerimin birçoğusu burada. Şu anda Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetim okuyorum. Otizm eğitici eğitmeniyim. Diksiyonumu diyorsanız bunun için ayrıca teşekkür ediyorum Orhan Gürbüz'e. Onun sayesinde, oradan aldığım eğitimin sayesinde kameroni, spikerlik, sunuculuk ve özel ses nefes diksiyonu aldım oradan. Hayalim derseniz artık hayal kurmuyorum. Hayal kurduğum şeyleri fazlasıyla yaptım. Yani yapılacak artık fazla, hayal gücüm yetmiyor belki de hayal kurmaya artık. Bundan sonraki hayatımda kendi mesleğim, otizm üzerine çalışıyorum, okuyorum, geliştiriyorum. Yine de çocukların hayatına dokunmak istiyorum. Çocuklarla beraber onların ailelerin hayatına dokunmak istiyorum. Bu kadar şeyleri anlatmam da sebep ne film oluşturmak ne hikaye kurmak. Sadece maksadım insanların hayatında benim yaşayacağım şeyler yaşanacaktısa anneler babalar yaşatmayın. Çocuklarınızı sevin, sahip çıkın. Çünkü onların en büyük hayali mutlu bir ailenin huzurlu bir sevgisidir. İşte hallolur. İsteyen herkes şarkıcı da olur, sunucu da olur, şair de olur, mühendis de olur. Bir insandan isterse her şey olur ama bunlar sevgiyle olduğunda, arkasında, yanında, evinde, kalbinde sevgisini, huzurunu hissederek olduğunda daha sağlıklı ve daha uzun vadeli oluyor. Ben çok isterim bu hayatta ayrılıklar sadece ölümlü olsun. İnşallah bundan sonraki yolunuz ve bahtınız açık olur. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Vasif Bey? Annelere, babalara, ailelere sesleniyorum. Otizm bir hastalık değil, farkındalıktır. Lütfen evlatlarınıza dikkatli olun. Otizmliyse eğer çocuğunuzun olduğu durumu kabul edin. Onun özel eğitim sürecini, tedavi sürecini muhakkak devam ettirin. Çok görüyoruz bunu. Aileler hayır şımarıktır, hayır bizi yaptık böyle gibi kabullenmeme. Ya benim az önce anlattığım aslında 10 yıl 15 yıl önceki yaşadığım kabullenmemeler. Evime ambulans çağırmaya bile utanıyordular. Komşular der ki çocuğu hasta. Sevin çocuklarınızı. Hastalıklı olsa bile çocuklarınızı sevin ve onların her sürecinde yanında olun. Hayatınız film olsaydı nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? Az önce de dedim, benim tek isteğim ayrılıklar sadece ölümlü olsun. İnsanlar birbirlerini kırarak ayrılmasınlar. Hayatta olarak ayrı kalmasınlar. Benim filmimde tüm ayrılıkları ölümle isterim. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, programımıza katıldığınız için. Bizim yakında Korku Takvimi filmimizin galası olacak. Sizleri de galamızda görmek isteriz. Bugünün hatırası 2 kişilik bir gala davetiyesidir aynı zamanda. Seve seve gelirim. Size de bol şanslar. Güzel güzel projeler, güzel güzel işler arzuluyorum. Burada Korku Takvim yazıyor. Umarım cin yoktur konumuzda. Yok, cinsiz bir film. Ha tamam, çünkü cin varsa ben gelmeyeceğim şimdiden söyleyeyim. Cinlere karşı artık bir fobim var. Sonra yine bir farklı bir konulara girmek istemiyorum. Biraz o yüzden tebessüm ettim de ben. Hayırlı olsun, başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Bu koltuğa beni davet ettiniz. Çok huzurlu ve rahat koltuğunuz var. Yolunuz ve bahtınız açık olsun geri kalan hayatınızda. Evet sevgili izleyiciler, Vasif Bey hayat hikayesini bizimle paylaştı. Eğer hayat film olacak olursa yazdığınız yorumları dikkate alacağız. Yorumlara düşüncelerinizi bırakabilirsiniz. Vasif Can Akif'le anlattı, şimdi sıra sizde. Anlatırsam film olur, anlat ki film olsun. Hoşça kalın.